Herkes bizi konuşuyor. Jüri de bitti, Sibel bitti. Beş parası sokaklarda kaldılar diyorlar. Yalan mı? Her şeyimizi kaybettik. Evde iki döşek bir masa kaldı. Nasıl düştük bu hallere biz hiç anlamıyorum. Jüri, niye bir dava filan açmıyorsun? Ha? Yani belli ki ortada bir hata var. Belki de birileri bir şey yaptı. Sibel yeter. Duymak istemiyorum bunları. Tarık baktı işte. Her şey kitabına uygun. Yasal olmayan hiçbir şey yok. Zaten kafam karışık. Bir de sen üstüme gelme Allah aşkına. Nerede acaba? Evladım bakar mısın? Hay Allah. Hangi odada acaba? Ayrıca insanların ne söylediği umurumda bile değil. Sen de düşünme bunları. Bir an önce bir çare bulmamız lazım. Rahatsız ediyorum, kusura bakmayın ama otel müdürünün talimatı var. Misafirliğiniz sürecekse ödemeyi peşin yapmalısınız. Beyefendi, çıkarken ödeyeceğim diyorum. Niye anlamak istemiyorsunuz? Kaçacak değilim ya. Müdürünüzü çağırın, bizzat görüşeyim kendisiyle. Maalesef çağıramam. Kalacağınız gün kadar ücreti peşin almamızı emretti. Aşağı gelip ödemeyi yapabilirsiniz. Bakın biz bu oteli yıllardır kullanıyoruz. Sahibini yakından tanırım. Defalarca davet verdik. Bütün organizasyonlarımızı burada yaptık. Binlerce lira bıraktık biz size. Bu kadarcık hakkımız vardır diye düşünüyorum. Hülya Hanım, ben de emir kuluyum. Kötü haber çabuk yayılır. Lütfen ödemeyi yapın ya da odayı boşaltın. Geceliği bin. Tamam. Çıkıyorum. Ay Jülideciğim, ben de gideyim canım. Bize gel diyeceğim ama onu bile diyemiyorum. Yatacak yer yok. Biz bu hallere düşecek insanlar mıydık? Ne yapacaksın peki? Nereye gideceksin? Sen beni merak etme, ben başımın çaresine bakarım. Canım benim. Canım. Şu halimize bak. Haberleşiriz sonra, tamam mı? Görüşürüz. Aldım, bugün çıkış yapacağım. Pekala. Babam her sevgililer günü dediği alırdı. Yokluğunu hissetme diye. Ozan ne kadar zarif bir kolye. Bayıldım. Boynunda daha güzel duracak. Çok teşekkür ederim anneciğim. Çok güzelmiş. Bunu her taktığımda yanımda olacaksın. Bu borcumu fazlasıyla karşılar diye düşünüyorum. Borcunuz ödenmiş Gülde Hanım. Nasıl yani? Kim ödemiş? Beyefendi. Yaşar Bey. Sülde Hanım, senin de oğlunun da üzerimizde çok emeği var. Sizi bu durumda yalnız bırakamazdık. Benim evim senin evindir.